Merhaba turunculuevi.com takipçileri, ben Tamer Yeşilda. Grid 2 oynuyorum, 3. bölümüyle karşınızdayım. Son sezondayım. 2 tane yarışı kazanmıştık. Arabaların neredeyse hepsini açmıştık. Aynı şekilde promo eventleri de el atmıştık önceki bölümlerde. Hemen bir yarışa girelim. Bakalım seçeneklerimiz nelermiş. KTM X-Bow. Xbox gibi okudum bir an, garip geldi. Bu arabalarmış. Ben daha önceden şu ikisini kullandım. Zaten mantıklı olanlar da bunlar. En hızlısı bu. Zannımca. Geç bu da hızlıymış. Ama kontrolleri zor bunların ya. Yarıştığım için en iyisi, en rahatı bu. Catherine Beck Mono ile yarışacağız. Sanırım Need for Speed'in Most Wanted oyununda da, son Most Wanted'da da bu araba vardı. Öyle hatırlıyorum. Yok, bir önceki vardı. Seçmediğim olan vardı, bu değil. Öyle o tip bir araba vardı. Şimdi bir an nereden geldiyse aklıma geldi. 58 kere podyuma çıkmışız. Tam 1,5 milyon kilometre yol yapmışız. 48 arabamız var. Tahminimce 50 tane araba vardır. 2 tane daha kazanırız. Zaten son sezondayız. Oyun bitecek. Küçük hatırlatma, televizyonlarını yeni açanlar için PlayStation 3 üzerinde oynuyorum. Aha da elimde joystick'im, joystick'le oynuyorum. Herhangi bir direksiyonum ne yazık ki yok, alamadım. Zaten bence bu oyun için de o kadar direksiyon gerekmez ya. Zaten yorumlarda bir arkadaş yazmış. Buna da mı direksiyon diye? Buna da mı? Hadi Gran Turismo 6'ya falan tamam da. Buna hakikaten o kadar gerekmeyebilir. Ama çok hızlı başladık yarışa ya. Dur bakayım. Şöyle biraz yolumuzu bulalım. Aslında bu önümdeki rakiplerden şikayet ediyorum ya. Niye hep arkada başlıyorum diye. Hakikaten bir haksızlık var ama şöyle de bir şey var. Şimdi burada Gran Turismo'da koyduğum gibi çizgiler yok ya. Yol gösteren çizgiler bize olmadığı için öndeki arabalar da bir bakıma şeyden yol bulmak açısından iyi oluyor. Ama siz ne olur ne olmaz sol alttaki şeyi barı kontrol edin. Ben de bir gözüm orada zaten. Bir gözüm kadranda der gibi. Açık bir pist. Grid 2'de az rastlıyoruz böyle pistlere. Genelde kapalı oluyor. Yani sağ sol kapalı oluyor. Kapalı, açık dediğim o. Açık hava tabii ki hepsi de. Şu sağ solda boş alanlar var ya. O boş alanlar pek olmuyor. Ya şu yarış oyunlarını ben çok seviyorum. Arabaları da severim. Ama nedense en oynayamadığım türdür ha. Ya sevmek iyi, oynamak anlamına gelmiyor. Çok oynamak da iyi oynamak anlamına gelmiyor. Bir de bunun online tarafı var. Online'ına hiç girmedim. Acaba online'da nasıl bir rekabet bizi bekliyor? Tahminimce 5 bölümde bitecek dediğim gibi. Bu seri zaten kısa bir seri. Eski bir oyun olduğu için dediğim gibi. Gran Turismo 6'ya yer verdik. Need for Speed Rivals'a yer verdik. Neden Grid 2'ye, onun çağdaş rakibi Grid 2'ye yer vermeyelim diye düşündüğüm için ve yorumlarda istediğiniz için bu kısa seriyi çekiyorum size göstermek açısından. Hem son sezonu oynamamış, buraya kadar dayanamamış, sabredememiş oyuncular varsa size oyunun sonunu göstermek istedim. Ya sus, onu bunu boş verin. Şey başlıyor, Game of Thrones başlıyor ya. Başlaya da izleyek. Gerçi ben şey taraftarıyım. Böyle 3-5 bölüm biriktireceğim, sonra izleyeceğim. Öyle ben bir hafta bekle bekle izleyemiyorum ya. Zaten kitabını da okumamak için kendimi zor tutuyorum. Okuyacağım da. Ya yazarın şey mantığı benim hoşuma gitmiyor. Yani adamın bir psikopatlığı var. Bir karakteri sevdiriyor, sevdiriyormuş. Ki dizide, yani diziden de öyle anladığım kadarıyla öyle yapıyor. Sevdiriyor, sevdiriyor, sevdirip sonra çat diye alıyor karakteri. Öldürüyor yani. Ya arkadaş yapma, gözünü seveyim. Bir
şey bağlantı kuruyoruz o kadar karakterle. Bu arada yarış tipi bak şimdi biri, neden birin omanı Gran Turismo'ya gitti bir an kafam. 12. başladım ya. O zaman olarak sıralama yapıyor. Yani bir nevi Formula 1 yarışları öncesi yapıyorlar ya. Bir şey için. Pole position için. Yarışa başlama sıralaması için bir gün önce yapıyorlar ya. İşte onun tadında bir şey yapıyoruz. Şu anda zamansal olarak 12 saniye fark atmışım. Ya hatırladım ya. Ya ben yine son yarışta uyuz oldum diye iyi izleye çekmiştim. Ben de diyorum niye 12 saniye fark oluştu. Şunu bir şu yarıştan sonra şey yapalım. İşteyse medium'a çekmeye çalışalım da. Ya ben şeyi de sevmiyorum, yenilmeyi de sevmiyorum ama. Arkadaş hep kazanacağım, hep kazanacağım. Benim olacak fıstık. Vuracağım kıybacı, vuracağım kıybacı. O muhabbeti yaptıktan sonra gittim videosunu izledim, ne güldüm arkadaş ya. Eski filmlerini yapanların yemin ediyorum kafa güzelmiş. Nereden geliyor akıllarına bilmiyorum böyle şeyler. Vuracağım kıybacı. 50 bin diyor. Dayanamayıp taş kalpli kızcağız veriyor şeyi. O videoyu izledikten sonra böyle YouTube'da yine daldım gidiyorum. Şey gördüm ya, Erkan Can'ın bir kısa filmde oynuyordu Erkan Can. Pamuk Prenses mi ne galiba? Yamuk Prenses diyeceğim de Yamuk Prenses değil. O bir gruptu. Ha, Yamuk Prenses ve Yedi Cüceler diye bir grup vardı. Neyse onu izledim arkadaş. Masallar masum değil. Açın izleyin ya. Zaten hemen sonra Facebook'ta da paylaştım. İnanılmaz şey ya, iyi. Böyle eski videoları gördükçe gülüyorum. Ve Erkan Can o rolünü gördükten sonra aklıma şey geldi. Arkadaş GTA 6'yı yaparken koy işte ana karakter olarak koy. Erkan Can'ın o tiplemesini yap karakter. Böyle güzel esprili, giydirmeli. Ayşe teyze, Ayşe teyze atımın tın tını tın 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 diyor. Erkan Can. O adam. Amanın. O adamın İşte bir o kısa filmdeki performansını izleyin. Bir gidin gemidedeki performansını izleyin. Tabi yaşınız 18'den küçükse gemideyi izlemeseniz de olur. Neyse. Oradaki performansını izleyin. Sonra bir de gidin. Benim çocukluğumda vardı. Çoğunuz izlememiş olabilirsiniz. ATV'de yayınlanıyordu. Mahallenin muhtarlarını izleyin. Bir dizi vardı orada. Bir tane maymunuyla gezerdi sürekli. Allah'ım ya. Herifi ne hale soktular yemin ediyorum televizyona çıkmak için. Yaptırmadıkları şey yok da işte, ama oyuncu dediğinde odur. Oyunculuk dediğin odur. Adam 1 numara 5 yıldız. 10 kaplan gücünde yemin ediyorum. Şener Şen geldi bak aklıma şimdi. Türk Telekom reklamlarında ne şekle soktular adamı ya. O adam da 1 numaradır. Yine YouTube videolarına girdik. Arkadaş ortamınızda toplandınız. Böyle hafif evde, üniversite ortamı, içiyorsunuz sohbet, muhabbet. Ne zaman ki biri aga geçen YouTube'da bir video gördüm. Dedi, işte muhabbet gitti. O duruma düşmeyin arkadaşlar. Kalabalık ortamda YouTube izlediğiniz, güldüğünüz YouTube videolarını başkalarına izletmeyin. Facebook'tan paylaşın. İzleyen zaten izler. Bu arada Facebook da YouTube'a biraz şey kota koyuyor ha. Herkese, arkadaşlarınıza bile göstermiyor şeyi. YouTube paylaşımlarınızı. Küçük yaşçı Facebook. Zuku var ya Zuku. Arkadaşlarınıza şeyi göstermek için bile neredeyse para yatıracağınız. Aman yanlış olarak geliyordum.
Bildirimleri göstermek için. Var mı böyle saçma iş ya? Hayır. Cık. Küfür edeceğim. Bedava yapıyor gerçi. İstemiyorsan çık anasını satayım. Google'ın dediği gibi ha. O Gmail'i ben senin bilgilerini kullanacağım diyor. İstemezsen kullanma diyor. Çık diyor kardeşim. YouTube'da da aynı şekilde. Google Plus hesabı açacaksın kardeşim. Açmıyor musun? Atmıyorum o zaman. Bedava hizmet. Sana o kadar video hizmeti veriyorum diyor. Vallahi yakında takla attıracaklar bize. Bir yerde de haklılar yani. Kullanma o zaman yani. Zorla değil. YouTube kapanacak, Facebook kapanacak, ne olacak? Dailymotion mu izleyeceğiz? Arkadaş böyle birincilik hiç hoşuma gitmiyor ya. Medium alalım, sonuncu olalım ya. Ya nasıl olsa ben Gran Turismo'da da aynı şekilde böyle video çekerken birinci olamadığım yarışlarda sonra altınlıyorum. Birinci yapıyorum kendime. Yarışıyorum yani. Bir de konuşurken dikkatimi tam veremediğim için herhalde. Bu yarışlarda birinci olamıyorum. Şu an bakmayın birinci olduğuma. Very easy. Bildiğin noob oynuyoruz. Şöyle bir kamera açısını da istiyorum diyeceğim ya. Size farklı bir şey göstereyim. Wow. Çok gösterdik. Evet yine birincilik. Yine birincilik. Oyun modunu en kolaya çeken tam her yeşil daha birinciliğe doyup kendini kandırmaya doymuyor. Rekabet yok, bir şey yok. Making my way downtown. Aşağı şehre kendi yolunu yapmak mı demek? Ünlü bir laftır herhalde de bir yerden tanıdık geldi. Ünlü bir filmde geçiyor olabilir. Evet arkadaşlar, ilk bölüm, ilk yarışımız hepten sakin, hepten vurdum duymaz oldu. Biraz sinirli ve öfkeli oynayalım şu oyunu ya. Vay zenginlik şatafat. Yas Marina. Marina dedim mi orada dur. Oraya takanı sokamaz. Ne oluyor lan? Ha üçüncü yarış var. Ha şöyle oynayalım bari bu yarışı. To shave those seconds off your time today. 3 3 3. Aklıma geldi ya. Önceki grid oyununda şey vardı sanırım. Bu direksiyon kamerası. Bunda çıkarmalarının sebebi bir hesaplı yapmışlar. Oynayanların işte atıyorum %10, 15'i 20'si falan şey yapıyormuş. Öyle oynuyormuş. Ulan 15'i 20'sini boş ver. Çünkü direksiyon kamerasını koyunca ekstra bilmem yani atıyorum %20, %30 daha fazla uğraşıyorlarmış. Onu ondan kısalım. Biraz daha grafiklere abanalım demişler. O %15'i de boş ver diye düşünmüşler. Bak corner cutting detected. Arabam yavaşladı şu an. Cezayı verdi. Yapıştırdı cezayı. Acaba zamandan ceza verecek mi? Yolu göremiyoruz ki. Game of Thrones. Taht oyunları. Ben fantastik kitap okumayı severim. Çok da okurum. Size bir kitap önereyim sevenler varsa. Ömür Törpüsü'dür. Çok uzundur. Ama okursanız pişman olmazsınız. Zaman Çarkı diye bir kitap. Şimdi lan kitap mı okuyacağız demeyin. Vallahi okuyun. Benim valla öyle bir edebiyat hocalarım vardı, Türkçe hocalarım vardı ilkokuldan beri hatta, ortaokulda, lisede. Lise sona kadar bir tane kitap okumadım, nefret ettim. İşte ergenlik şeyi de var biraz. Ne denirse tersini yapma. Evladım otur kitap oku da yok.
Bir tane kitap okumadım. Ne zaman üniversiteye geldim? Yaklaşık 10 sene önce İstanbul'a. Dedim arkadaş niye okumuyorum acaba? Bir tane bir küçüğünden başladım. Ufak tefek bir şeyler okumaya başladım. Arkadaş inanılmaz güzel bir şey ya. Valla hatta Yüzüklerin Efendisi'ni okumuştum. İlk okuduğum kitaplardan biri. Bayağı da ağır. O kadar hoşuma gitti ki filmini izlememiştim. Filmini daha sonra izledim. Arkadaş inanılmaz hayal kırıklığına uğradım yani. Çünkü o kitabı okurken kafanda kurduğun karakterler birbirinin karakterleriyle filmdekiler örtüşmeyince inanılmaz böyle şey oluyor. Rahatsız ediyor. Bugün de hiçbir şeye inanamıyorum anasını satayım. İnanılmaz ne lan? Kitap okuyun yani. Mutlaka size göre bir tür vardır. Benim en sevdiğim işte bu Zaman Çarkı 15. kitapta bitti. Daha yeni bitirdim zaten. Her biri 1000 sayfa falandır ortalama. 15.000 sayfa falan. Kesinlikle tavsiye ettiğim fantastik kurgu seviyorsanız. Türk yazarlardan da en sevdiğim İhsan Oktay Yanar. Bütün kitapları birbirinden güzel aşikar. Yalnız son kitabıydı galiba. 7. gündü sanırım. 7. günü okuyamadım. Zamansızlıktan, bu oyunlardan, videolardan zaman bulamıyorum. Onu da okuyacağım bir ara. İhsan Oktay Yanar'ı da tavsiye ederim. O da aynı tatlıdır. Biraz tarih kokar. Ve böyle küçük küçük fantastik ögeler de vardır. Ama tabii ne seveceğinizi bilemem. Zevkler, renkler tartışılmaz. Farklı kitaplarda, farklı türlerde sevebilirsiniz. Ve bir gerçek hayatta göremeyeceğimiz iki arabadan birini bize tercih ediyor. Arkadaş bunların lastiğine kurban. Ne seçeyim la? Ya sorulmaz, ikisini de alacağım şimdi de. Dur bakayım, Bugatti'yi alalım. Bugatti, are you sure? Tabii ki sure. Are you süre ister misin diyor. İstemem. Hemen diğerini alalım ya. Bir yere şişer şimdi. Bu ne lan? Konsey vermeyecek mi? Oha! Çok ilginç ya. Bir tane daha mı geldi acaba? Neyse bakalım şimdi de. Bunu veriyor şimdi bize. Aslında iki tane seçenek vardı. O iki seçenekten diğerini almamız lazım. Ama bilmiyorum. Yarıştan sonra açılmış bir şey de olabilir. Göreceğiz. 49 arabamız oldu. Bugatti ile birlikte 50. arabamız Zenvo. Daha önceden duyduğum bir marka değil. Garajımıza, galerimizi yeni bir araba daha ekleyeceğiz. Dur bakayım şunu arkadan görelim. Arkadan görelim. Ölelim. 40 yıllık yoğurtçuyum. Böyle arka tampon görmedim. Vay be. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şunu da attım ya. Bak şimdi araba yarışı araba yarışı dedik şeyi unuttuk ya. Gerçi yeni oyunu yok onun da hiç. En son Showdown'u çıkardılar galiba. Onların da hepsini oynadım inanılmaz. Arkadaş bu araba çok zor ya. Lan. Zenbo musun? Nesin ona satayım? Sanayide mi yaptılar, birleştirdiler seni, LPG mi taktılar? Egzozunu bile unutmuşlar anasını satayım. Nasıl bir egzoz bu böyle? Bu araba bizi zorlayacak ya. Ne dönüyor? Ne emisyon emmeye geliyor? Ne tavanı ön tamponu düzleyip gömmeye geliyor? Ömür törpüsü ha. Bu arabayla ben hayatta yarışmam. Şu helikopter de burada. Az önce yarıştığımızda da vardı. Helikopter böceği gibi yapışmış kalmış, havada asılı kalmış. Oh. Arkadaş sen nesin ya? Ha nesin? Aziz Nesin'in hikayesi geldi aklıma. Büyük dedesi gitmiş. Aldık arabayı. Soyad almaya. İşte kanun, soyadı kanunundan sonra
Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra. Bakmış herkes bir şey oluyor. Fakir zengin soyadı alıyor. Pinti eli açık soyadı alıyor bilmem ne. Herkes ne değilse onun soyadını alıyormuş. Artık nüfus memuru da alışmış. Sen nesin demiş, dersini verelim. Ne bileyim neyim demiş. O da nesin kalmış öyle falan filan. Beş mekan hikayeyi tam hatırlayamadım. Hikayesine gülünmeyen adam ikiye. Ama gülmeniz gerekmiyordu buna. Güldürürken düşündürüyordu sizi. Ya bana öteki arabayı ver ya. Heh, şunu ver ya. Ben bunu istiyorum arkadaş. Garajımda bir tane Agera arsız bir Agera olsun istiyorum. Öteki ismini söyleyemediğim için modelini okudum. Ya bu ne böyle? Bu ne böyle? Arabaları boyamıştım. Niye hala beyaz geliyor onu anlamadım. Daha satın alamadığımız için garaja sokamadık herhalde. VSR World Series Racing. Showdown demiştim ya. Bak yine kafa gitti arabayla birlikte. 4 kirli. Arkadaş bu araba beni... Ben bu arabayla yarıştım. Benim olmayan arabayla mı yarıştım la? Şimdi düştü jeton. Ben bu arabaya fena uyuz oldum ve yarıştım ben bununla. Garajı alamamışız demek ki. Hatta egzozu bir önceki bölümde şeyde kaldı. Aman. Söyleyin şunu. Bir oyun hatası olmuş. Küçük görsel bir hata. Arkadaş ya arabalar gittikçe zorlaşıyor ya. Gran Turismo 6'da da böyle. Şimdi yeni onda da bayağı para biriktirdim. Yeni bölümünü çekeceğim. Aldım bayağı araba, süper arabaları sıradan. Arabalar pahalandıkça zorlaşıyor. Rocket Man 2. Duvara sert vurdum diye verdi herhalde. Erkek bilmem nesi. Kayak. Kayak demek ski. Mantık. Men erkek demek arkadaşlar. Man. Arkadaş bir dur lan. Bir dur. Corner cutting verme. Heh, verme. Ne fren çalışır. Nasıl bir çöp arabasın sen ya? Kelimeler kıyafetsiz kaldı. Kifayetsiz kelimesini de Orhan Veli Kanık olmasa kimse bilmeyecek herhalde. Bak yine iyiyiz de kolay kolay alıyoruz arabaları. Dur bakayım medyuma çekeyim de bir sonuncu olalım ilk yarışta ya. Lop, hadi. Devam, devam. Bekleme yapma. 39, bekleme yapma. Güldürürken düşündüreyim. Bu çocuk geri zekalı mı diye. Hadi lan. Promo var mı promo? Hadi lan promo da yapalım bir tane sonra şeye geçeriz. Asıl yarışlara promolar eğlenceli oluyor. Aston Martini. Çek bir oradan bana Apple Martini. Aston Martini ne lan? Martin. Adam iyi koysa koyardı sonuna değil mi? Aston Martin. Yok öyle bir şey. Bana bir yeşil Aston Martini. İçinde hafif fesleğen ve nane de olacak yalnız.
Apple Martini. Podyum bizim işimiz. Podyuma çıkmak bizim işimiz. Sloganımız bu arkadaşlar. Podyum bizim işimiz. Geçen bir tane şey gördüm. Daha dün daha doğrusu. Poster hazırlamışlar. Seçim posteri. İnanılmaz komik ya. Şimdi aklıma gelse de anlatsam. O kadar komik ki hatırlamıyorum. Böyle Batman. Hulk. Halkın adamı Hulk. Arkadaş, bütün süper arabalar gelmiş. Hulk olsun, Wolverine olsun. Allah, parçaladınız lan arabamı. Kaç para saydım ben onu biliyor musunuz mu? Ne vergi kaçırdım ben o arabayı almak için biliyor musunuz? Ha? Değerinin yarısını gösterdik de gümrükten öyle geçirdik. Biliyor musunuz mu? Ne çok spor araba gümrükten kaçırıyormuş adiler ya. Lan hem zengin hem pinti. Pinti zengin. Binme kardeşim yoksa para. Tamam vergiler çok ben de biliyorum ama ben de binmiyorum. He? Ben biniyor muyum? Ben vuruyor mu abi? Ben vuruyor mu size? Cem Yılmaz'ın öyle güzel bir sahnesi vardı. Mazhar Alanson ile Porsche çaldıktan sonra ödünç aldıktan sonra yakalanınca yediği dayak sırasında söylediği bir sahnede. Her şey güzel olacak da ben size yine söyleyeyim. Bak o filmde çok güzel söylüyor, anlatıyor. O Porsche binemeyeceksin arkadaşlar. Aston Martin. Şeyine kurban. Rüzgarlığına kurban. Bak yine Martini'den aklıma şey geldi. George Clooney'in reklamı vardı bir tane. Yemin ediyorum nasıl reklam çekmişlerse artık insanın gözünde yani markayla özdeşleşiyor herif. Hani şu yaşlanmayan bir de yakışıklı olan adam var ya, beyaz saçlı. Küçükken hep bayramda elini öptükten sonra kolonya dökmüşler kafaya, o yüzden beyazlamış saçlı. Ocean Eleven'daki aga. Gravity'deki aga. Gravity'de dedim çok sıkılırım ama hiç sıkmadı film ya. Yani gayet güzeldi. Sandra Bullock'u da sevmem pek ama. Arkadaşlar, itinayla muhabbetten muhabbete atlanır. Ben çünkü yarışırken kafayı tam muhabbete veriyorum. İki işi bir arada yapamazsın derler ya. İki ayağın bir pabuca giriyor. Geçen şeye baktım. Bir videoda bizim şeyi hatırlayamamıştım deyimi. Papuçtan nereye geldim bak. Dön lan. Şu eski çamlar bardak oldu. Yani onun zamanı geçti. Manasında bir söz. Baktım araştırdım ne diye. Araştırırken de İngilizcesinde buldum. Aynı şeyin deyimin yani aynı mantıkta. Ay çekil lan. Lan çizdim araba. Ya kırdın kırdın. Neyse. Aynısının lacivertini buldum ya. İngilizler yani Amerikalı mı artık İngilizce mi neyse. İngilizce sonuçta da. Kökeni önemli değil. Bak şimdi muhabbet ederken az önce aklıma gelen şeyi unuttum. Cümleyi unuttum. Leg on the other boot. Boot leg on the other boot. Ya da boot on the other leg mi? Al işte kırdım ya. Kırdım ya. Sponsorun kalbini kırdım. Bu arabayı bu kadar parçaladıktan sonra sponsor mu kalır anasını satayım?
Güzel. Fan kalır. Fan kazanıyoruz ya oyunda. Fan kalır. Neden kalır? Çünkü millet kaza... Ben olsam yarışa gitsem kaza izlemek için giderim. Arasını satayım. İki kaza olsun. Takla atsınlar da aşurda... Aşurda der gibi. Aşurda kaza izleyeyim diye giderim valla. Ya yarış zaten görüyoruz. Tamam çekişme olsun. Sürtme olsun birbirine ama... Ford manasında demedim arkadaşlar. Bildiğin arabaya sürtmesi. Ford marka arabalar var mıydı bunda? Vardı. Aşırt the blackboard, you are Henry Ford. Ford'un sahibi. Adamın bir hayali vardı. Herkese arabayı bindirecekti. Ve bindirdi. Bizim Türkiye'dekilerin hayali de herkesi metrobüse bindirmek. Hadi canım. Hadi canım oradan. Yağ yakıyor. En hızlı lapimizi yapmışız. Arkadaş şurada da bir şey havada asılıp duruyor. 3 durdur gözüme takılıyor. Affetmeyeceğim. Onu diyeceğim de oyun hatası. Her tur aynı yere özellikle vuruyorum. Orada bir tane tanıdık amca var. Heyecanı seviyor diye, aksiyon yaşasın diye sırf o duvara vurduruyorum. Arkadaş ben Easy'de böyle oynuyorum. Medium'a geldim mi ne yaparım acaba? Baksana Apache geçiyor beni. Lan o araba dandik, ben kullanamıyorum. Sen nasıl kullanıyorsun lan? Yapay zekadan bile götürüyorum. Kaç dakika kaldı be? Bir dakika var. Bu arkadaki genç iyice yapıştı. Son iki hakkım vardı. Bir tanesini kullanayım. Kapı olmadan asla. Adlı diziye hoş geldiniz. Kızım olmadan asla. Araba yarış dizisi çekeceksin. Kapı olmadan asla diye. Kaput olmadan asla. Bir de sinemada şey var. İzlediniz mi acaba? Ben de gitmeyi düşünüyorum da. Need for Speed. Rivals mı acaba ismi? Sadece Need for Speed diye biliyorum. Filmi şu an şeyde. Şöyle şunu sinemada. Ben normalde hayatta para vermem de. Bende bir kola manyaklığı var. Size daha önceden söyledim bilmiyorum. Yemek yerken mutlaka kola içiyorum. O yüzden ya toptan söylüyorum kolaları. Bu şimdi nereden geldin diyeceksiniz Need for Speed'den. Benim yine kafa böyle farklı muhabbetlere gidiyor. Size şuradan anlatayım. İşte portakala söylüyorum sürekli. Toptan söylüyorum böyle elişer. Her günde 2 tane 3 tane tüketirim. Neyse ucuza geliyor zaten. Kolaların da kapaklarını biriktiriyorsun. Kapaklarının da kırmızı kasa diye bir şey var kolanın. Kırmızı kasada da sinema bileti falan veriyorlar. Bir ara işte tek eziyet tarafı. Aha bak burada da var mesela. Aha bak bu. Gördün mü? Kırmızı. Neyse. Tek eziyet tarafı onların arkasındaki kodu anasını satayım uğraşmak. Bir de kaç puanları da arttırmışlar. Önceden çok az puanı veriyorlardı. Böyle bir 5-6 kaç tane 10 tane kapağı. Bir tanesi 2 tane sinema bileti alıyordun. Şimdi anasını satayım 40 tane mi 50 tane mi ne girmen lazım? 2 sinema bileti için. Her sinema biletine 20 tane mi ne girmen gerekiyor? Eziyet ama bedava. Nerede beleş oraya yerleş diyoruz. Yoksa yani param olmadığına değil de ne bileyim sinemaya verdiğim parayı acıyorum ya. Çünkü ya 1,5 saat reklam gösteriyorlar. Anası satayım bir de bazı filmlerde kalitesi çok düşük oluyor. Şunun zorluğunu ayarlayalım. Ekranın kalitesi arkadaş düşük olur mu ya? Ben para veriyorum gidiyorum izlemeye. Anası satayım benim evdeki televizyondan daha iyi izlerim onu. Giderim alırım Blu-ray'ini. Dur lan neredeydi? Options. Legal. Options. Difficulty. Lan rezillik. Arkadaş böyle de ben yarışamam ki ya. Ya kusura bakmayın da.
Ease yapayım. Ben Ease'de de zorlanırım zaten. O heyecanı vereceğim. Şuraya şu kupayı alana kadar. Arabaya bak. Millet gelmiş. Bedavacılar gelmiş bakmaya. Yok arkadaş, turluna murluna veremem. Yok ya. Yok ya. Recep İvedik'in dizisini yapıyorlar ya. Angaralı Dikmen. Evet, şimdi arabamızı seçelim. Yeni tat, yeni taze arabamızı kullanmak istiyorum. Bugatti Veyron 1.6 S bilmem ne Sport. Yeşillendi arabam. Yine yeşillendik. Dolar yeşil değil ama bu. Şey. Öyle yani. Yine eski muhabbete atalım. Bak nasıl muhabbetleri karıştırıyorum. Bilmem takip edebiliyor musunuz? Sizi sıkıyor muyum? Bu kodlara girersem şey Need for Speed filmini izlemek istiyorum ya. Gideyim göreyim, o kadar araba parçalamışlardır. Yazık. İzleyeyim de üzüleyim lan. Milletin parçalanan arabası için üzüleyim. Biliyorum tabii özel efektler kullanıyorlar. Gerçek arabayı parçalarlar mı? Parçalarlarsa bile motorunu içinden alıp parçalarlar. Çünkü asıl para, asıl duygusal kısmı arabaların motoru. Dışındaki tenekesi değil. Tabi orası da şeydir de, ya da biri bir prototipini yapıp öyle parçalarlar veya eski sahneler, efekt sahnelerinde yaptıkları gibi. Şimdi gerçi yaptıklarını hiç zannetmiyorum da. Küçük birer maket, küçük maketlerini çarpıştırıp patlatırlar. Hadi dostum. Ya bu ne biçim böyle bir şey ya? Bu ne biçim bir şey ya? Düz yolda iyi hızlanıyordu. Bunda virajları kötüdür kesin. Of. Rüzgarlığa bak ya. Rüzgarlık diyorum da. Bu yavaşlamak. Lan çekil. Lan al işte. Heriften kaçayım derken kararsızlık. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir arkadaşlar. Ha, elemeli yarıştayız. Elen. En zayıf halkı gitsin. Kim gitsin oynuyoruz. Daha önceki bir tane videoda anlatmıştım bunu, bizim lisede yaptığımız muhabbeti. Kim gitsin? Mokar gitsin. Yollar gidişime, kızlar duruşuma hayran. Ne yapıyorsun lan? Lastik vardı bir tane kırmızı. Dur lan, seni bir takla attıralım da. Elemeye gir. İyi yarışıyorsun sen genç. Bak kaldı orada. Görüyor musun? Top şeklinde duruyor. Lisedeyken futbol takımında oynadım. Hoca maçtan önce böyle beyaz tahtaya çizerdi. Taktik sözde. Ya hocamız iyi hocaydı. Kafa hocaydı da şimdi. İsmini de söylemeyeyim, ayıp olmasın olacak. Karga derdik hoca. Ya öyle bir isim vardı takılır. Löburgaz'da. Karga çalıştırdı bizi. Neyse bu beyaz tahtayı çizerdi işte. Sen şöyle yapacaksın, sen böyle koşacaksın, sen şu tarafa gideceksin diye taktikler falan. Biz tabi oralı değiliz de neyse çiziyor. Bizi böyle çarpı çizerdi. Bir de her maçtan önce aynı espriyi yapardı herif ya. Rakibi de yuvarlak çizerdi. Bak bunlar top diye. O yüzden rahat olun diye. Bak şimdi yıllar sonra komik geliyor böyle küçük hatıralar. Futbol oynadım. Arkadaş, futbola ben şimdi aslında çok iyi bir defanstım. Yani ortaokuldayken falan hep böyle halı saha maçlarında defans falan oynardım. Orta 3'te de dedik bari şeye girelim. İşin havası var, civası var. Derslerden yırtıyorsun falan böyle.
Hadi futbol takımına girelim. Lise takımı da önemli. Bayağı spor hocaları falan var. Beden hocaları Andalusya'sındaydı. Leburgaz'da. Önemsiyorlar yani. Spora önem var. Derslerden yırtabiliyorsun. Hem de biraz popülerlik falan da var. Okulda. Neyse dedik girelim. Ya arkadaş defansım. Baştan defans oynadım. Güzel de iyi de defansım yani. Geleni indiriyorum. Sert de oynuyorum. Arkadaş maç bitiyor. Bir tanesi bir tane gol atıyor. Maçtan sonra herkes muhabbet şey. Söyleyin şunu, bir tek gol atan konuşuluyor. Kaç tane topu çizgiden çıkarmışım ben. Şey yapmışım, kaleciyi bile geçmiş. Almışım topu çıkarmışım. Hiç konuşan yok. Tamer iki tane golü çıkarmış da. Yani defansta iyi oynamasa işte yenemeyecektik, yok. Gol atanlar konuşuluyor. İşte şu gol attı, nasıl iyi attı falan. Kızlar onlara bunlara muhabbet yapıyorlar. Ya baktım olmayacak bu iş. Ya dedim. Hocam dedim, ben iyi topçuyum, iyi topçuyum da. Kargaya dedim olmayacak bu böyle. Ben dedim şey oynayacağım, santrafor. Neyse zor ikna, iyi futboldan anlıyor. Yani doğru, ya anlıyor da çok iyi. Yani ne bileyim, o aralar ilgilenmiyor diyelim. Neyse. Aldı beni santrafora. Ya bir adam santrafor, forvet. Oynar da bir sezon boyu hiç gol atamaz mı ya? Sıfır gol. Sezonu kapattım. Bir de bizim o zamanlar bir şöyle Anadolu Sesi olduğumuz için Anadolu Sesi'ne ilkokuldan sonra giriliyordu. Bir tane hazırlık okuyorduk. Ve işte orta sonda olduğumuz için de ilk öğretimlerle oynuyoruz. Ondan sonra ilk öğretim oldu okullar. Yani şey, ilkokul artı ortaokul oldu. Şimdi gelen çocuklar bizden birer yaş küçük olduğu için, bir de tam o dönemde boy atma şeyi oluyor ya. Bizler daha iri kalıyoruz yani. Karşı takımlar bir de orta birden orta ikiden çocukları falan da oynatıyorlar. Zaten en büyüklerinden birer yaş büyüğüz. Hem de boy atma zamanı da şey, ve tam böyle vücudun kendini kanıtlama zamanında olduğu için biraz daha iriyiz yani. Her maçı yeniyoruz. İşte 3 tane atıyoruz, 5 tane atıyoruz. Benim golüm yok. Rezillik. Bir sezon öyle geçirmiştim. Sonraki dönemlerde attım da ortaokulda, orta sondayken lise takımına, sonra lise takımına ayrı tabii. Yani biz yine Andosis'e geçiyoruz da sonuçta orta sondayız. Sonra lise 1'e geçince lise takımında oynadım. Lise takımındayken golüm var ya 2-3 tane. Yalnız ortaokuldayken bir tane şeyde en son elendiğimiz maç. Nasıl gaza gelmişim yani. Şeyden, gruptan çıkacağız. Marmara bölgesinden mi bir şeyden çıkacaktık. Son maçımız, kazanırsak gidiyoruz Türkiye elemelerine. Çim sahada Leburgaz'ın. Normalde toprak sahada oynuyoruz da çim sahaya geçtik. Arkadaş nasıl gaza gelmişim, gol atacağım artık ya. Artık millet çıldırıyor. Kaçırıyorum bağırıyorlar. Hoca da almıyor çünkü yedek de yok zaten doğru düzgün. Yani yedek var. Maçtan önce ağlayacaktı hocam, heyecandan ben oynayamam diye. Neyse. Şey yaptım, bir tane tam atacağım. Artık böyle o iki tane adamı çalımladım. Kaleciyi çalımladım. Aynı Tsubasa düşünün. Gaza gelmişim. Dünya yuvarlak olduğunu kanıtlayan Tsubasa vardı. Neyse. Kaleciyi de çalımladım. Boş kale vurdum. Ulan. Tam girecek kaleye. Benim bir tane size daha önceden anlattığım hikayesi vardı. Veteriner bir arkadaşım. Liseden demiştim. Birlikte ehliyet kaptırdığımız. O da benim gibi gol atamayan şey. Son ikinci yarımına girmişti galiba. Ne hatırlamıyorum şimdi. Sen gel benim çizgideki topuma. Bir abandı, gol oldu. Yine gol onun hanesine yazıldı anasını satayım ya. O işte o sezon hiç atamamıştım. Golsüz santrafor. Ve her maçta da oynadım ha. Neyse son 3-5 tane attık da şeyimiz, şanımız yürüdü. Yoksa iyi golcü olduğuma değil. Bir de kaleler de büyük anasını satayım. Normalde biz halı sahada falan oynadığımız için daha öncesinden hep sürekli halı sahada maç yapıyorduk zaten. Ya normal işte büyük yani koca sahalarda oynayınca arkadaş kaleler ambar gibi. Ama küçücük kaleye sokuyorsun, o büyük kaleyi görünce ben nasıl bir el ayak titriyor böyle, bir nasıl bir heyecanlanıyorsam artık yok, vuramıyordum. Ya kalecinin üstüne vuruyorum. Yani gol atmam için kaleciyi çalınmamam gerekiyordu. Onu biraz geç öğrendim tabi. Neyse lisede çalınmamaya başladık. Böyle bu. Artık boş görmedim, kaleye şut çekmedim. Çünkü çekiyorum heyecandan üstüne bir de abanıyoruz. Burnuna vurmak yasak. Burunluyduk. Öyle bir futbol kariyerim de vardı. Sonra lise 2'de bir sakatlık yaşadım. Belden.
Bir yere vurdum, yürüyemedim bir hafta. Sonra zaten bıraktık. Yok işte üniversite sınavıydı, minavıydı bilmem ne derken. Hem de liste sonunda bize şey veriyorlardı. Söyleyin şunu, zaten izin veriyorlardı. Futbol takımına gitmenin manası kalmadı. Biz zaten kaçmak için gidiyorduk okuldan. Daha rahat takılalım diye. Okula gitmeyek de böyle antrenman mantrenman ayağına. Lise sonunda da izin bizim çıkınca zaten. Şu an öyle mi bilmiyorum da. Bize izin aylarca şey veriyorlardı. Rapor veriyorlardı sınava çalışalım diye. Gerçi ÖSS'nin ismi bile değişmiş onu satayım. Ben başka bir şey diyorlar. 2-3 tane sınav mı varmış? Geçen kuzenimden duydum. Arkadaş zor işiniz vallahi. Şu an üniversite sınavına hazırlananlar. Vallahi zor işiniz. Zaten bilmem kaç milyon kişi giriyor. İşsizlik, gerçi işsizlik azalsın diye şey yaptılar. Hükümet çakalca bir şey yaptı. Her anası satayım küçücük yere bile üniversite açtı. Yani iş değilse herkes kendi memleketinde rahat rahat okur. Ne kadar kaliteli okur orası çok çok tartışılır ama sonuçta üniversite üniversite. Sayılmayan işsizlik. Bak ben boş boşuna üniversite okudum. Ya tamam bana mutlaka bir şeyler kattı da eğitim olarak çok şey kattı ama öğretim olarak sıfır. Evet, 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 evet. Bu yarışı da bitirdik. 3 tur muydu, tek tur muydu acaba? 3 tek tur olduğunu zannetmiyorum. 3 tur galiba, 3 tur. Yani devam ediyorsa bitirelim bu yarışı. Şu tikimizi alalım. Öyle videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Yine ne muhabbet anlattık be? Arkadaş karga dedik ya. Umarım hocanın kulağına gitmez. Zamanında çok iyi yerlerde futbol oynamış bir hocamızdı. Çok severim de. Ne oluyor lan? Dostum orada hiçbir şey yok. Olmayan şeyi nasıl çarptım ben? Düz duvara yandan çarptık. Paralel. İki tane paralel çizgi sonsuza kadar kesişmez diye öğretmişlerdi bize matematik derslerinde. Ama çarptık işte. Ne olacak? Kasti faul. Kasti tampon düşürme. Aklıma şimdi kötü bir anım geldi ya. Onu da anlatayım size. Çocukken ben 5 yaşında falanım. Benim anne tarafım Bursa'da. Biz Lövgaz'da oturuyoruz tabi. Bursa'ya giderken işte vapurla geçiyoruz şeyden karşıya, Yalova'dan. Şeyde hava yağmurlu. Bu Kartal tarafında falan sanırım. E5'te. Işıklar vardı. İşte yağmurlu falan bayırdan böyle bir şey de vardı. Yükseklik de vardı şimdi hatırlamıyorum da. Şu an oralara çok gittim aslında. Hiç de dikkat etmedim neresi olduğunu. Unuttuğum için şimdi geldi aklıma. Orada biz kaza yaptık. Babam işte ışıklarda arkadan vurdu. Herifin de şey arka tampon düştü. Bizim arabada pek hasar yok. Neyse adam tutturdu işte polis gelecek şey çizeceğiz falan filan. Gecenin bir vakti de gece gidiyorduk. İşte bir de bayram öncesi miydi neydi galiba. Neyse kalabalık malabalık böyle yolla. Polis bekliyoruz şey bekliyoruz. Biz böyle yolun kenarına çekildik işte. Şeyle babam arabanın başında. Millette kaza var ya, sağdan soldan insanlar toplandı. Arkadaş sen o gecenin bir vakti
sarhoşun biri gel. Şeyden kaptırarak yukarıdan. Bizim arabaya arkadan gün geçir. İki kişi ezildi. Bir tanesi bir iki kırıkla, sıyrıkla falan atlattı da bir tane adam şey... Yani babam takip ediyordu. Günlerce komada kaldı. Sonra yaşadı da nasıl yaşadı bilmiyorum yani şu an. Sonra anlatmadılar zaten. Merak etmedim değil de şey yaptı, haber de alamadım. Sırf meraktan arabanın etrafına toplanıp böyle ne kaza var, ne var, ne yok derken alakasız adamlar şey yaptı. Gitti. Ve yani şeyin de suçu var tabi. O kadar kalabalıkta, bayram öncesi trafikte. Ya çıkalım diyoruz. Şey yapalım, tamam polis gelecek. Babam diyor tamam arkadan vurdum, ben suçluyum da. Yok, herif tutturmuş şey. Polis gelecek, arabayı oynatmam ben hayatta. Yok şey yapmam. Çok da şey bölgedeydi. Şöyle şunu. Kör nokta bir yerde. Yani o yağmurda şeyde. Hatta arkadan gelen arabayı da hatırlıyorum. Sonra bayağı bakmıştım. Sene 90 falan, 1990. 5 yaşında olduğuma göre 90'dır. Bizde flash vardı. Ne arabaydı flash be. O zaman. Arkadan gelen çarpan araba da şey, Toros diyeceğim de Toros değil, başka bir şeydi galiba onların ismi. Renault. Toros'un şeyini düşün. Arkası böyle şey değil de, hatchback değil de. Hatchback mi deniyor, ne deniyor? Böyle düz değil de böyle şey. Şöyle. Nasıl anlattım ya? O kadar araba oynuyorum. Bugatti, Porsche, Audi, R8, Mercedes-Benz, SLR, McLaren, Pagani, Huayra görmekten bizim arabaları bilmiyorum ya. Kuş serisini sayarım da şey bilmiyorum. Bir Toros, Toros'tu galiba ya. Toros başka bir şeydi de. Toros'un arkası böyle şey oluyordu. Geniş yani, arkasında bagajı büyük oluyordu. Bununki şey, küçük bagajcısı. Anladınız siz, bilenler bildi. İşte öyle bir şey. Ay yaşındaki gelip çarpmıştı. Küçücük bir kazadan kocaman şey olmuştu. Ki yani o kazayı da gördüm. O reflektörleri falan dizmişler uzun uzun. Bizimkiler. Onları böyle taka 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 devire devire geldi burada. Vay, 3 yarış, 4 yarış kaldı. İşte 2 bölüm halinde gideriz. Promolar da açılır. 50 araba oldu zaten. Evet arkadaşlar, sohbet, muhabbet. Umarım muhabbet hoşunuza gitmiştir. Yani çünkü araba yarışını anlatacak bir şey kalmadı. Oyunun her şeyini anlattım size. Ama arabaları göstermek hem de hoş sohbet, muhabbet olsun. Biliyorum çoğunuz yemek yerken, şey yaparken, kolasını içerken, cipsini yerken izliyorsunuz. Umarım iyi zaman geçirmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle turunculevye.com'a bu videonun altına yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca lütfen YouTube kanalımıza da abone olun diyorum. Paylaşımlarınız, desteğiniz için de çok teşekkür ederim. Farklı oyunlarda, farklı videolarda ve özellikle Grid 2'nin sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.